Herkes seferber olacak. Bu din hocalara inmedi. Bu din hepimize indi, hepimize. Anneler, babalar, dayılar, amcalar, teyzeler, halalar. Bu din hepinize, hepimize indi. Hepimiz toplu bir şekilde ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi cemian eyyuhel müminun. Ey iman edenler, ey müminler. Toplu halde tövbe edin Allah'a. Neyden tövbe edin? Ey Müslüman faiz miyordun? Hemen tövbe et. Ey Müslüman namaz mı kılmıyordun? Hemen hemen. Hemen başla hemen. Çünkü Azrail Aleyhisselam'ın ne zaman geleceği belli değil. Belki bir hafta sonra vefat edecek aramızdan biri. Belki 2 yıllık ömrümüz kaldı. Belki 5 yıllık ömrümüz kaldı. Belki hanımımızın, çocuğumuzun, o çocuk geldi 17-18 yaşına. Gitti üniversitelerde, doğum günü şeyinde, barlarda, şurada burada. Dönüşte trafik kazası. Öldü gitti. Şimdi 18 yaşında, 19 yaşında üniversite öğrencisi ne yapacaktı? Bu okuyacaktı, ekonomik özgürlüğünü kazanacaktı, ayakları üzerine duracaktı. Kocasına muhtaç olmayacaktı. O bir erkek anasına babasına muhtaç olmayacaktı. 22-23 yaşında itikat, ne anladım? Şimdi bu o çocuk annesinin babasının ahirette yakasına yapışacak. Bir insan diyor, İslam fıtratı üzerine doğar. Anne baba Yahudi ise onu Yahudi yapar. Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi yapar. Müslümansa da Müslüman yapar. E sen ben Müslümanız. Eğer çocuğumuzun itikadı bozuksa oturup ağlayalım. Eyvah ben ne yaptım ki bu çocuğum benim bu durumda? Ha sen çocuğuna uğraştın, ettin, didindin, çabaladın, paranı harcadın. Çocuğun serseri oldu. Allah sana bunun hesabını sormaz. Sen uğraştın mı? Uğraştın. Ne gibi? Vehbi ne gibi? Nuh Aleyhisselam gibi değil mi? Uğraşmadı mı? 1000 yıl, 950 yıl. Kulü la ilahe illallah, kulü la ilahe illallah. Ya azap gelmiş, deniz, dağlar kadar. Ya büneyye irken ma'ana. Ey oğlum gel gemiye bin ya. Yok dedi ben dağa çıkarım dedi. Bir şey olmaz. Ve hale beynehul mevç. Aralarına dalga girdi. Gitti. Şimdi Nuh Aleyhisselam sorumlu mu o çocuktan? Değil ama gavur gitti. Dağa oturdu gemi. Nuh Aleyhisselam ilk işi ne oldu? Dedi ki ya Rabbi sen bana söz verdin. Benim ehlime bir şey olmayacak. Allah-u Teala dedi ki bilmediğin konuda konuşma ya Nuh. O senin ehlin değildi. Öz oğlu halbuki. Allah ne dedi? O senin ehlin değildi. Nuh Aleyhisselam sorumlu değil çünkü anlattı. Ama sen anlatmadan senin çocuğun böyle olursa işte sen ahirette ben ahirette yandık yani. Değmez. Vallahi bu dünyada doktor olacağı için çalıştığın, mühendis olacağı için çalıştığın kadar ahiretini kurtarması için böyle kılını kıpırdatmıyorsak var ya bir insan, işi çok zor, çok. Böyle çok duyuyoruz medreselere girmiş kızlar, erkekler hep anneleriyle, babalarıyla sıkıntılı. Bizim bir arkadaş Edirneliydi. Giydi cübbeyi sarı, beraber okuduk. Uzun zaman annesi babası istemiyor girmiş. Köyde taşlamışlar çocuğu yani. Niye? Sarık cübben sen nasıl giyersin bilmem şey yaparsın. Bir tane kız, bizim arkadaşın hanımının arkadaşı, bizim memlekette 4 yollu. Böyle 5 dönüm şey var, mandalin, portakal bahçeleri. Kız ziyarete gidiyor uzun zaman sonra. Tabi anne baba razı değil. Buradan yiyemezsin diyor sana. Haram diyor bu portakal diyor. Niye? Çarşaf giymiş. Bir tanesi ben çarşaflı kızla evlenmem. O biri ben sakallı adamla evlenmem. O biri yok şöyle, yok böyle. Ne dedik? Bunlara kim değer verdi? Kim değer verdi bunlara? Allah değer verdi ya. İnsanların itikadına kızlarını ve erkek bir adam kıza gittiği zaman, kız da erkeği kabul edeceği zaman hep itikada önem göstermek lazım. Özen göstermek lazım. Çünkü bu çocuklar ileride çocuk olacak onlardan. Onların da İslam'a göre yetişmesi lazım. Şunu diyeyim. Her evden bir hafız çıksın. İnni nedertu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni. Karnımdaki çocuğu sana nezrediyorum dedi. Bir tane çocuğumuzu İslam, biri doktor oldu, biri de şey olsun yani böyle dini bilen. O doktor da dini bilsin de. O daha biraz ihtisas yapsın din konusunda. Biraz gayret gösterelim. Allah'ın dinine yardımcı olalım. Allah'ın dinine yardım, Allah ihtiyacı var mı? Allah'ın ihtiyacı var mı? Allah'ın elbette ihtiyacı yok. Sen Allah'ın dinine yardım ederek kendine yardım ediyorsun. Ve in tensurullah yansurkum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Yoksa Allah'ın kimseye ihtiyacı yok yani. Şimdi hepimiz Allah muhafaza etsin. Dinden çıktık. Allah muhafaza etsin. Ben dua ediyorum. Ya Rabbi eğer benim ileride dinden çıkma gibi bir durum olursa Allah muhafaza etsin. Beni deli et yani. Kafir olacaksam deli olayım ya. Bir insan kafir olmaktan nasıl korkmaz? Okudum hadis-i şerifte işte. Selâsün men künne fîhî ve cedâ halevâtel iman. Şu 3 şey kimde bulunursa
işin lezzetini alır. Üçüncüsü, eyyekraha çirkin görüyor. Neyi? Eyyeude fil küfri, kafir olmayı çirkin görüyor. Ne gibi? Eyyekraha eyyukdefe finnâr, ateşe düşmeyi çirkin gördüğü gibi kafir olmayı çirkin görecek bir insan. O imanın lezzetini almak için. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.